İsmim Sertaç Şanlı. 17 senedir müzisyenlik yapıyorum. Yani bu yasaklar pandemiyle birlikte başladı tabii. Hani pandemiye bir nazariyat yaptılar gibi. Evet, onlarla başladı zaten. Hani 12'den sonra müzik yapınca hani biraz daha virüs bulaşıcı oluyormuş diyerekten. Fakat kalıcı bir hale geldi. En son bir saat daha uzattı sağ olsun hükümetimiz. Onlara buradan minnettar olduğumuzu belirtelim. Ama birçok müzisyen arkadaşımız, özellikle bar ve eğlence merkezlerinde iş yapan arkadaşlarımızın birçoğu bu dertten muzdarip. Hatta işte birçok ekip kendini küçülttü. İşsiz kalan müzisyenler hayli fazla. İşi bırakan müzisyen benim tanıdığım yüzlerce insan var. Zaten pandemi döneminde 130 kişi, belki daha da artmıştır sonra, bunları takip edemedim belki ama bu konudan kaynaklı intiharlar ettiler. Ailelerinin yanında yaşayanlar var ki ben de onlardan biriyim. Ben de evimden kaybolup artık annemin yanında yaşamaya başladım. Geçim olarak bizim geçimimiz anlamında çok zor süreçler bunlar. Yani biz artık bunun şey olduğunu düşünmüyoruz. Yani ne derler? Bunun bir pandemiyi engellemekle ilgili bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Tamamen sanata, müziğe, her alanda zaten saldırılar sürüyor. Aynur Doğan'ın konseri yasaklandı. Metin Kemal Kahraman'ın konserleri yasaklandı. Son bir haftadır Twitter'da işte Apolas Lermi diye bir arkadaşımız var. Onun Pontusçuluğu üzerinden milliyetçi hezeyanlar da sık sık oluyor. İşte 11 Haziran'da bizim onunla da bir konserimiz var ortak. Fakat o konserin olup olmayacağı bile şu an muğlak bir hale geldi.
sanata saldırılar her alanda yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani biz de bundan nasibimizi alıyoruz. Biz bugün Ankara'ya geldik. Burada bir konser vereceğiz. Bir saat sonra sahnedeyiz. Fakat bu bile engellenebilirdi. Son dakikaya kadar biz bekledik. Acaba engellerler mi? Durdururlar mı? Yasaklarlar mı? Hep bu korkuyla geliyoruz buralara. Her yere korkuyla gidiyoruz. Çoğu zaman gittiğimiz konserlerin konser saati yasaklandığı oluyor. Oraya kadar masraf edip gidiyoruz. Cebimizden para veriyoruz. Üstüne üstü konsere çıkamadığımız için hiçbir ücret alamıyoruz. Tekrar ekipmanı toplayıp geri getirip onların masraflarını da cebimizden karşılamak artık bizi yormaya başladı. Yani biraz komik gelmeye başladı artık son zamanlarda yaşananlar ne yazık ki. Çünkü pandemiden kaynaklı yüz binlerce esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Çünkü gerçekten sağlık açısından düşünüldüğünde elbette önlem alınmalıydı. Alındı da. Ancak o pandeminin bitmesiyle birlikte maskeler de kalktı toplu taşıma araçları dışında. Dolayısıyla 12'den sonraki müzik yasağına ilişkin gerekçe bu iken bugün hala aynı şeyi yaşıyoruz. Dolayısıyla bunun bir bahane, bir gerekçe olduğunu düşünüyorum. Zaten açıklamalardan az çok belli oluyor onların açıklaması, iktidarın açıklaması. Müziğe ve sanata bakış açılarını nasıl olduğunu da göstermiş oluyorlar bize. Nazım Hikmet'in söylediği gibi aslında bunlar müziğe de düşman, sanata da düşman, insana düşman, sevgiye, aşka düşman. Çünkü şarkılar dediğiniz aşktan, ekmekten aşka kadar her şeyi anlatır Ruhis'in söylediği gibi. Hatta dolmuşa benzetir türküleri, şarkıları. Ne yüklerseniz alır götürür der. Dolayısıyla türkülerde, şarkılarda sosyoloji vardır, psikoloji vardır, coğrafya vardır, siyaset vardır. Bölgeleri anlatır, insanı anlatır, toplumu anlatır, yöreleri anlatan türküler vardır. Dadaloğlu'nun siyasi içerikli verdiği mesajlardaki o şarkılar vardır. Dolayısıyla hayatın kendisini anlatır. 12'den sonraki yasaklama biraz bu ortamlarda gerçekleşen duyguların ortadan kalkmasını sağlayacak bir yasaklama diye düşünüyorum. Ve doğru bulmuyorum. Yani siyasi bir tercih ve hukuki değil, vicdani değil. Sadece siyasi amaçla alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Evet, bunlar yeni değil. Son zamanlarda yeniden gündeme geldi. Özellikle Kürtçe şarkı söyleyen arkadaşlara ilişkin Aynur Doğan, ardından Metin Kahraman. Ondan önce Eskişehir'de yapılacak festival. Bunların tamamı yasaklandı. Gerekçeler de komik gerekçeler. Sizin de söylediğiniz gibi yıllar önce biz bunu yaşadık. 89'da biz cezaevindeydik. Sadece türkü söylediğimiz içindi. Dolayısıyla o yasaklar yeni değil. Oradan başlayan şeyler. Yakın dönemde ben Halk TV'de Cemo'yu söylediğim için iki program cezası ve para cezası aldı kanal ne yazık ki. Oysa Cemo 89 yılında yayınlanan, Kültür Bakanlığı tarafından izni alınan, bandrolleri olan, dışarıda milyonlarca insanın dinlediği, söylediği ve dijital ortamda hala çalınan, söylenen bir şarkı. O yasakla ben de karşı karşıya geldim. Dolayısıyla bu yasakların ortadan kalkmasını sağlayacak bir demokrasi bilinci, bir hukuk bilinci, bir yargı bilinci olması gerekiyor. Umarım en yakın zamanda tüm bu antidemokratik uygulamaların karşısında milyonları ilgilendiren, milyonların hemfikir olabildiği bu şarkıların ve bu duyguların tekrar herkes tarafından beğenildiği, sevildiği, söylendiği günleri yaşarız.